Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik sahnesi kitabından sınav sahnesi test 3 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suriye'nin Şam kentinden Türkiye'deki 5 şehri ihracat yapan bir firmanın güzergahları ve şehirler arasındaki mesafeleri yandaki görselde verilmiştir. Şam'dan yola çıkan bir tırın gidebileceği görseldeki şehirlere göre, Şam'a uzaklığı 920 kilometreden az olan şehirlerin oluşturduğu küme A ile, Şam'a uzaklığı 920 kilometreden fazla şehirlerin oluşturduğu küme B ile gösterilecektir. Buna göre ifadelerinden kaç tanesi doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Ben Niğde ile Şam'ın arasındaki mesafeye bakacağım. Şuraya Niğde yazıyorum. Niğde ile Hatay'ın arasında 360 kilometre var. Hatay ile Şam'ın arasında 415 kilometre var. Şuraya Niğde ile Şam'ı yazmayı unuttum. Niğde ve Şam. Bu ikisini topluyorum arkadaşlar. Aralarındaki mesafeyi 775 kilometre olarak buluyorum. Yozgat ile Şam'a geldim. Yozgat'tan Hatay'a 620 kilometre. Hatay'dan Şam'a 415 kilometre. Bu ikisini toplayınca arkadaşlar aralarındaki mesafeyi 1035 kilometre olarak buluyorum. Sivas'la Şam arasına bakıyorum şimdi. Sivas'tan Hatay'a 500 kilometre. Hatay'dan Şam'a 415 kilometre. Topladığım zaman 915 kilometre yapıyor. Diyarbakır'la Şam arasındaki mesafeye bakıyorum. Diyarbakır'la Hatay arası 510 kilometre. Hatay'la Şam arası 415 kilometreydi. Topladığım zaman arkadaşlar Diyarbakır'la Şam arasındaki mesafeyi 925 kilometre olarak buluyorum. Hatay'la Şam arası da 415 kilometre. Şimdi arkadaşlar A kümesi neydi? Şam'a uzaklığı 920 kilometreden az olan şehirler A kümesine ait oluyor. 920'den fazla olanları ise arkadaşlar B kümesine. Şimdi buraya bakıyorum. Niğde 775, buraya geldim. Niğde'yi yazdım. Sivas 915, geldim buraya Sivas'ı yazdım. Son olarak arkadaşlar Hatay'ı yazdım ve kümemi kapattım. B kümesine geldim. 920'den fazla olanlar arkadaşlar Yozgat ve Diyarbakır. Şimdi öncüllerimize bakalım. A kesişim B boş kümedir demiş. Evet arkadaşlar, A kesişim B boş kümedir. A'nın eleman sayısı 2 demiştir. Hayır, 3. B'nin eleman sayısı 2 demiştir. Evet, 2'dir. Niğde A'nın elemanı değildir demiş arkadaşlar. Yanlış. Niğde A'nın elemanıdır. Bu ifadelerden 2 tanesi doğru olduğu için B şıkkımı 2'yi işaretliyorum. Tamer'in arkadaşlar bir turda ne kadar ilerleyeceğini bulacağım ilk önce. Buraya Tamer yazıyorum. Bir turda 30 artı 10 çarpı 2. Yani 40 çarpı 2'den 80 santimetre ilerler. Buraya 80 santimetreyi yazıyorum. Kaç tur atmış arkadaşlar? 8 tur atmış. 8 çarpı 80'den 640 santimetre ilerliyor. Peki 640 santimetrede kaç tane şişe devirir? 150 santimetre boşluk olduğu için 640'ı 150'ye bölüyorum. 4 tane var. 4 kere 150 600 yapar. Çıkardığım zaman burası 40 oluyor arkadaşlar. Yani Tamer 4 tane şişe devirir. Tamer'in devireceği şişeleri arkadaşlar şuraya yazıyorum. T eşittir. Kırmızı, mavi, siyah, yeşil. Bunları deviriyor arkadaşlar. Kırmızı, mavi, siyah,
ve yeşil. Parantezi kapattım. Şimdi arkadaşlar sevime geldim. Sevim bir turda 30 artı 20 çarpı 2 santimetre ilerler. Burası 50 çarpı 2 yapar. O da arkadaşlar 100 santime eşittir. Yani bir turda 100 santimetre ilerlerken 8 turda 8 çarpı 100'den 800 santimetre ilerler. Geliyorum 800'ü 150'ye bölüyorum. %800'den arkadaş 800'ün içerisinde 150'den 5 tane var. 5 kere 150 750 yapar. Çıkardığım zaman burası 50 kaldı. Yani arkadaşlar Sevim 5 tane şişe devirir. Geliyorum Sevim'in devireceği şişeleri de buraya yazıyorum. Kırmızı, mavi, siyah, yeşil ve arkadaşlar sarı. Buraya geldim, sarıyı yazdım. Kümemi kapattım. Pembe T kümesinin elemanı değildir demiş. Evet arkadaşlar, pembe T kümesinin elemanı değildir. S kesişim T 4 elemandan oluşuyor demiş. Baktığım zaman arkadaşlar kırmızı, mavi, siyah, yeşil S kesişim T'yi veriyor ve 4 elemandan oluşuyor. Bu da doğru. T birleşim S arkadaşlar 5 elemandan oluşur demiş. Evet. T birleşim S kırmızı, mavi, siyah, yeşil, sarı olur ve saydığım zaman 5 eleman olduğunu görüyorum. C şıkkımda doğru oldum. Sarı T kesişim S'nin elemanıdır demiş arkadaşlar. Hayır, sarı T kesişim S'nin elemanı değildir. Dolayısıyla D şıkkım yanlış oldu. Akarsular tatlı sudan oluşurken denizler tuzlu sudan oluşmaktadır. Tatlı suda yaşayan balık türleri ile tuzlu suda yaşayan balık türleri farklıdır. Ancak bazı türler hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabilir. Bir akarsuyun deniz ile karıştığı bir coğrafyanın görseli yanda verilmiştir. Görselde görülen açık mavi renkli bölgede hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabilen 23 balık türü vardır. Tatlı suda yaşayabilen balık türleri A kümesi ile, tuzlu suda yaşayabilen balık türleri B kümesi ile gösterildiğinde A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısı 60 olduğuna göre aşağıdaki Venn şemalarında gösterilen eleman sayıları hangisi bu coğrafyadaki balık türlerine uygundur demiş arkadaşlar. Geliyorum ben şimdi A şıkkımdan başlıyorum. A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısını toplayacağım. A kümesinin eleman sayısı arkadaşlar 18 artı 23'tür. B kümesinin eleman sayısı 23 artı 19'dur. Ve ben burayı topladığım zaman 83'ü buldum. Ama toplamı kaçmış? 60. Dolayısıyla A şıkkım yanlış oldu. B'ye geldim. Şurayı düzgün yazalım. Eşittir. A kümesinin eleman sayısı 16 artı 23. B kümesinin eleman sayısı 23 artı 21. Burayı topladığım zaman arkadaşlar 83 buluyorum. Toplamı 60 olacaktı. Dolayısıyla B şıkkım da elendi. C'ye geldim. A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısını toplayacağım. A kümesinin eleman sayısı 4 artı 23. B kümesinin eleman sayısı 23 artı 10. Burayı topladığım zaman arkadaşlar 60'ı buluyorum. Yani benim doğru cevabım C şıkkında. D'yi kontrol edelim. A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısını topluyorum. A kümesinin eleman sayısı 8 artı 23. B kümesinin eleman sayısı 23 artı 7. Topladığım zaman ben burayı 61 bulurum arkadaşlar. 60 olması gerekiyordu. Dolayısıyla D şıkkım da elendi. Doğru cevabımı C'yi işaretledim. Selma öğretmen görselde görülen tüm öğrencilerine birden 10'a kadar farklı birer numara vererek tahtaya yazdığı iki kümenin boş küme olup olmadığını sormuş ve öğrencilerin verdiği cevaba göre yukarıdaki tabloyu hazırlamıştır. A kümesi için doğru cevap veren öğrenciler K kümesini,
B kümesi için yanlış cevap veren öğrenciler L kümesini oluşturduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, şimdi bakıyorum. A kümesi haftanın Z ile başlayan günleri. Bu bir boş küme. B kümesi arkadaşlar bir elemanlı kümedir. Yani boş küme değildir. Şimdi K kümesini buluyorum. K neydi? A kümesi için doğru cevap verenler. Yani A'ya boş küme diyenler. Onlar hangileri? 1, 4, 6, 7, 8 ve 10'dur. Parantezimi kapattım. L kümesini bulacağım. Yani arkadaşlar B kümesi için yanlış cevap veren öğrenciler. Bakıyorum. B kümesi boş küme olmadığı için arkadaşlar ben burada B kümesine boş küme diyenler alacağım. Yani 4, 8 ve 10. Parantezimi kapattım. Şimdi arkadaşlar neyi buluyorum ilk önce? K birleşim L'yi buluyorum. K birleşim L 1, 4, 6, 7, 8, 10'dur. K kesişim L ise arkadaşlar 4, 8, 10'dur. Şimdi şıklarımıza bakalım. K kesişim L boş kümedir demiş arkadaşlar. Bakıyorum pardon K kesişim L boş küme değildir demiş. Dolayısıyla burası doğru. K birleşim L'nin eleman sayısını 6 demiş. Bakıyorum K birleşim L'nin eleman sayısı arkadaşlar 6 olduğu için B şıkkında doğru oldum. K kümesinin eleman sayısı ile L kümesinin eleman sayısının toplamını 9 demiş. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman burada var. 1, 2, 3 eleman burada var. 6 artı 3, 9'a eşit oldu arkadaşlar. Burası da doğru oldum. K kesişim L'nin eleman sayısı arkadaşlar 1 demiş. Hayır, K kesişim L'nin eleman sayısı arkadaşlar kaçtır? 3'tür. Dolayısıyla D şıkkım yanlış olmuş oldu. D'yi işaretledim. Hazırlanan bir bilgisayar programı ile girilen kümeler için bir kod oluşturmaktadır. Programın adımları yandaki görselde verilmiştir. Buna göre kod bölümünde şeklinde bir kod oluştuğuna göre programa girilen kümeler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birinci adım A ve B kümelerini gir. İkinci adım A kümesinin eleman sayısını yaz. Üçüncü adım B kümesinin eleman sayısını yaz. Dördüncü adım A kesişim B kümesinin eleman sayısını yaz. Beşinci adım A birleşim B kümesinin eleman sayısını yaz. Altıncı adım bitir. Arkadaşlar şimdi A şıkkı ile başlıyorum. Haftanın günleri 7'dir. Hafta içi günler 5'tir. Yani A kümesinin eleman sayısı arkadaşlar 7 olacak. Ama ben buraya 9'u yazmışım. Dolayısıyla A şıkkım elendi. B'ye geldim. 12 ile 30 arasındaki tek doğal sayılar. Buraya yazıyorum arkadaşlar. 13. Şuraya B kümesi diyelim. Pardon, şuraya B şıkkı diyorum. Altına da A kümesi diyorum. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ve 29. Buraya baktığım zaman arkadaşlar A kümesinin eleman sayısını 9 olarak buldum. Burası 9 olduğu için bu tuttu. B'ye geldim şimdi. 1 ile 28 arasındaki 5'in tam katı olan doğal sayılar. Başlıyorum. 5, 10, 15, 20, 25. Buranın eleman sayısı arkadaşlar kaç oldu? 5 oldu. Dolayısıyla bakıyorum burada 5 var. Dolayısıyla bu da doğru oldu. A kesişim B kümesinin eleman sayısını yaz. Geliyorum. A ile B'nin ortak elemanlarını yazıyorum arkadaşlar. A ile B'nin ortak elemanlarına baktığım zaman 15 ve 25'i görüyorum. Buranın eleman sayısı kaçtır? 2'dir. Dolayısıyla gri kutuya 2 yazılacak. Baktım 2'yi yazmışım. A birleşim B kümesinin eleman sayısını yaz demiş arkadaşlar. Geliyorum ben şuraya
Yukarıya yazayım daha rahat yazabilmek için. A birleşim B'nin eleman sayısını yapacağım. Şimdi pardon şuraya kesişim işareti yaptım. Evet, A birleşim B'nin elemanlarını yazıyorum. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Sonra arkadaşlar 5 var, 10 var, 15 var. Pardon, 15 yok. 15'i zaten yazdık. 5, 10 ve 20 var. Geldim buraya 20'yi yazdım. Parantezimi kapattım. A birleşim B'nin eleman sayısını ben arkadaşlar kaç olarak buldum? 12 olarak buldum. Dolayısıyla geliyorum yeşil kutuya 12'yi yazıyorum. Baktım burada 12 var. Dolayısıyla arkadaşlar B şıkkım olabilir dedim. Diğer şıklarımı incelemiyorum. Doğru cevabımı B şıkkımı işaretliyorum. Sayfamı temizleyip 12. soruma, son soruma geçiş yapıyorum. Bir sitenin üstten görünümü yandaki görselde verilmiştir. Bu sitede bulunan güvenlik kameralarının siyah nokta ile gösterilen görüş alanları kırmızı renkli çizgiler ile gösterilmiştir. Mavi renkli bölge yüksek korunaklı, turuncu renkli bölge orta korunaklı, yeşil renkli bölge düşük korunaklı bölge olarak adlandırılıyor. 1, 2 ve 3 no'lu kameraların görüş alanları sırasıyla A, B ve C kümesi ile gösterilip görüş alanındaki ev sayıları kümenin eleman sayıları olarak alınmaktadır. Buna göre ifadelerden kaç tanesi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi geliyorum ben. A kesişim B'nin eleman sayısına 7 demiş arkadaşlar. Bakıyorum A burada, B burada. Kesişimine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası doğru. A kesişim C'nin eleman sayısına 8 demiş arkadaşlar. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası da doğru. Yüksek korunaklı bölgenin eleman sayısı 3'tür. Yüksek korunaklı bölge neresiydi arkadaşlar? Mavi renkli bölge. Mavi renkli bölgede 3 tane ev olduğu için yüksek korunaklı bölgenin eleman sayısı 3 oldu. Doğru. Orta korunaklı bölgenin eleman sayısı 9'dur. Orta korunaklı bölge turuncuydu. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani orta korunaklı bölgenin eleman sayısı 9'dur. Doğru. Düşük korunaklı bölgenin eleman sayısı 38'dir demiş. Hayır arkadaşlar, tek tek saymayacağım. Düşük korunaklı bölgenin eleman sayısı 33'tür. Dolayısıyla burası yanlış oldu. İfadelerinden kaç tanesi doğru? 4 tanesi doğru. Geldim B şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.